Eskişehir Kütahya Savaşları sırasında General Papulas Türk ordusunun tamamını kuşatıp çember içine almak için tümenlerini son takatlerine kadar zorluyordu. Türk ordusunun güvenliği sol kanadı oluşturan Albay Deli Halit Bey komutasındaki 12. grubun direncine bağlıydı. Bu bilgi kendisine telgrafla bildirildi. Albay Halit gözleri delice parlayarak küçük odada dolaşa dolaşa Kurmay Başkanı Binbaşı Ziya Ekinci'ye emirlerini yazdırıyordu. Bulunduğumuz mevzileri ne pahasına olursa olsun savunacağız. Her rütbedeki komutandan mevzisine hakim olmasını istiyorum. Korkaklık gösterenleri affetmeyecek ve idam edeceksiniz. Emrimi yerine getirmeyenlere karşı ben de makamı ve rütbesi ne olursa olsun silahımı kullanmak zorundayım. Binbaşı Ziya'nın durakladığını görünce iyice parladı. Ne diyorsam yaz Ziya, vatan elden giderken merhamet ihanettir. Emri hemen tümenlere ilet, ben ileri mevzilere gidiyorum. Binbaşı Ziya komutanını tanımıştı. Ateş hattına kadar sokularak askerin savaş direncini arttırmaya çalışacak, olur da biri korkup da geri çekilirse vuracaktı.